Sabah uçakla İstanbul'a uçtum. XADV test motosikletini aldım. Daha 3 kilometrede onunla 2 haftalık bir tur yapacağım. Şu anda Kadıköy, İstanbul Kadıköy Hasanpaşa'da Mirket Adventure'dayım. Kadıköy'deki bu yerden sipariş edebilirsiniz. Yani hep motosikletler için deriz yani çok güzel motosiklet ama ağır olmuş diye. Resmen bu kitapta öyle olmuş. Kitapta QR kodlar var. Yani QR kodlar sayesinde zaten kitabı taşımadan da o bölgeyle ilgili aslında bilgiyle ulaşabileceksiniz. Karavanda yaşıyorum. Karavanı taşınabilir ev olarak kullanıyorum aslında. 3 ayda bir de yer değiştiriyorum. Antalya'daki Duka Karavan Başoğlu'nun Antalya bayisi dedi ki Erkin biz senin kitaplarına bulundurmak istiyoruz. Burada insanları satmak istiyoruz. Sana destek olmak istiyoruz dediler. Dikkatimin de hala bende. Bunun niye bende olduğunu sonbaharda söyleyeceğim. Onunla ilgili başka planlarım da var hala. Motorda neler değiştirilmiş onları da söylemem lazım. Mesela vites aralıklarına kadar bayağı bir şey değiştirilmiş motosette. Deneme tahtasından selam arkadaşlar. Bir günlüğüne yani günübirlik İstanbul'a geldim. Sabah uçakla İstanbul'a uçtum. Honda Türkiye'nin merkezine gidip XADV test motosikletini aldım. Daha 3 kilometrede onunla 2 haftalık bir tur yapacağım. Ve aynı zamanda gelmişken de hem test motosikletini aldım hem de YouTube'dan beni takip eden arkadaşlarla Macera Rotalı kitabı için buluştum. Aşağı yukarı herhalde 60-70 arkadaş geldi. Onlara kitapları imzaladım. Kitabın nasıl satışa çıktığıyla ilgili tam net anlatamamışım bir önceki videoda galiba. Biraz da yorgunum. Hızlıca bahsedeyim. Şu anda Kadıköy, İstanbul Kadıköy Hasanpaşa'da Mirket Adventure'dayım. Araç üstü çadırlar satıyor. Sağ olsun onlar da beni destekliyorlar. Kitapların satışından da herhangi bir komisyon da almıyorlar. O yüzden öncelikle teşekkür edeyim onlara. Kadıköy'deki bu yerden sipariş edebilirsiniz. Bilgilerini açıklama kısmına yazıyorum. Ama daha önceden de söylemiştim. Hani bir sürü yerde imza etkinliği yapacağım. Hani kitap bitmeden kitaplardan satın alırsanız elbet bir yerde buluşuruz. İnternet üzerinden almak isteyenlerse herhalde bir 10 gün daha beklemesi gerekecek. Motocamp.com.tr diye Aydın'da bir mağaza açılıyor. Onları da ziyarete gideceğim zaten. Onlar da internet üzerinden bu kitapların satışını yapacaklar. İlk aşamada sadece 1500 adet bastırabildim. İmkanlarım bu kadar el verdi diyeyim. Çünkü gerçekten kitap basmak masraflı bir iş. Bir de kitabı bilmiyorum ne kadar gözüküyor. Belki biraz daha yakından göstereyim abi. Kuş Şekeri de çok kaliteli fakat çok ağır bir kitap oldu. Yani hep motosikletler için deriz yani çok güzel motosiklet ama ağır olmuş diye. Resmen bu kitapta öyle olmuş. Dolayısıyla benim bu kitaptan şöyle göstereyim. Bunu böyle kaldırıp mesela Antalya'ya götürüp oradaki arkadaşlara dağıtma şansım falan ilk aşamada yok. Yani bir sürü aslında eş dost arkadaş el verdi. Bu kitabın üretilmesinde, dağıtılmasında bir sürü kişinin emeği var. Hala da emeği olmaya devam ediyor. Şimdi hatta Eymen'e telefonu verdim. Telefondan çektiriyorum. Kimi yakalasam böyle bir şekilde bana yardım edin diyorum. Kimse de beni kırmıyor. Tabi en büyük destekçi Honda Türkiye olmuştu. Yani merkez olmuştu. Ama bir sürü bayi de beni destekledi. Yol üzerinde aktivitelerin bütün bakımlarını yaptılar. Hatta benim konaklamama yardımcı oldular. O bölgeyle ilgili bilgi verdiler. Ben de vefa borcu olarak da Türkiye'deki Honda bayilerinde başta olmak üzere bir sürü imza günü yapacağım. Daha sonra da başka etkinlikler, fuarlar falan da olacaktır. Aslında benim amacım bu kitabı 2021'in Şubat ayında motosiklet fuarına yetiştirmek ve orada sergilemekti, orada imza günü yapmaktı. Maalesef pandemiden dolayı motosiklet fuarı gerçekleşmedi. Gerçekleşmemesinin şöyle bir avantajı oldu. Kitabı tekrar tekrar üzerinden geçme şansı buldum. Biraz daha böyle benim beklentimden daha da iyi bir kitap çıkarttı ortaya. Ama maalesef motosiklet fuarı olmadığı için öyle genel bir buluşma yapamadık. Parça parça buluşmalara devam edeceğiz. Dediğim gibi pandemi atladıkça bunu yapacağız. Aynı zamanda hep söylüyorum bir üye grubu var, katıl grubu var. Tek seviye sembolik 5 TL olarak belirlediği bir üye grubu var. Oraya gittiğim yerlerle ilgili böyle buluşmalar değil de spontane ben buradayım arkadaşlar katılmak isteyen olur derseniz haberdar ediyorum insanları. O yüzden üye grubuna da katılırsanız bu XADV ile turlarken oraya mesajlar atacağım. Buradayım, burada olan bir üye arkadaşımız varsa tanışalım, muhabbet edelim. Ama dediğim gibi kitap taşıma şansım yok, çok ağır maalesef. Peki biz nasıl taşıyacağız derseniz kitapta QR kodlar var. Yani QR kodlar sayesinde zaten kitabı taşımadan da o bölgeyle ilgili aslında bilgiyle ulaşabileceksiniz. Ama tabii ki kütüphanenizde bulunması gereken bence en azından hatırası olan güzel bir kitap oldu. Böyle aşağı yukarı şimdilik hızlıca bir açıklama videosu çekeyim dedim. Yarın sabah XADV'ye yola çıkıyorum. Tam nasıl bir rota yapacağım belli değil. Ama niyetim tekrar karavanımın bulunduğu adresine gitmek. Herhalde biraz konaklaya giderim. Sonra Adrasan'da da çadırımı falan alıp bu sefer Torosları Afrika TV'nde gezmiştim. Biraz da XADV ile gezeceğim. O bölgedeki üye arkadaşlardan da özellikle üyeleri söylüyorum. Üye arkadaşlardan bana katılmak isteyen olursa da beraber sürme imkanımız da olabilir. Aslında niyetim Mayıs başında bu Torosları dolaşmaktı. Çünkü özellikle tam karlar erimeden özellikle Eğrigöl taraflarını o kar tünellerinden geçmekti. Geç kaldı mı bilmiyorum. Pandemi yasaklarından dolayı geç kalmış olabilirim biraz ama artık ne kadar kar bulabilirsem, soğuk hava bulabilirsem biraz XADV'yi zorlamak istiyorum açıkçası. Üzerindeki lastikler falan çok uygun değil. Aslında biraz da gel dışarı çıkıp şöyle gösterelim abi. Bu 2021 model XADV ve sadece 3 kilometrede aldım. Tasarım olarak gerçekten çok güzel. Her bir motosiklet benim için ayrı bir heyecan. İnsanlar bazen bana bozuluyor artık motosiklet incelemede kalmadı. Erkin hep karavan paylaşıyor diyor ama
Onu da laf açılmışken açıklayayım. Ben karavanda yaşıyorum. Hani karavanı taşınabilir ev olarak kullanıyorum aslında. 3 ayda bir de yer değiştiriyorum. 3 ay Ömer'le de kalmıştım. Araba geliyor Ezilme abi. Çok spontane çekiyoruz bu videoyu. İşte 3 ay Adrasan'da kalacağım. Belki oradan Geyikbarı'na geçeceğim. Dolayısıyla da karavanla ilgili paylaşımlar orada yaşadığım için daha fazla. Aynı zamanda da karavan fuarı 2 tane düzenlendi. Ama motosiklet fuarı düzenlenmedi. Dolayısıyla da o fuarlarda hep karavan videoları geldi. Ben kanalda karavan da olsun, motosiklet de olsun, kamp da olsun, her şey olsun istiyorum. Artık olduğu kadarıyla paylaşıyorum. Görüşmek üzere, sevgiler, saygılar. Adrasan'dan selam arkadaşlar. İstanbul'daki videoda XADV ile uzun bir tura çıkacağım demiştim. Çıkacağım fakat bir anda kendimi Adrasan'da buldum. İstanbul'dan yola çıktığımda niyetim Kaz Dağları üzerinden devam etmekti. Fakat inanılmaz bir fırtına oldu. İşte Ayvalık'ta tekneler falan batmış. Herkese çok geçmiş olsun. Ben de son anda fikir değiştirdim ve 800 km yol yapıp direkt molasız bir şekilde İstanbul'dan Adrasan'a geldim. Şu XADV motosikletimle geldim. Motosikletim diyorum, hemen sahiplendim. Test motosikletiyle geldim. Çok sıkı bir sürüş oldu. Çok şiddetli rüzgar vardı, yağmur da vardı. İşte hafta sonu 9, akşam 9 yasaklarına gelmeden önce hızlıca süreyim dedim. Bilmiyorum, tabii çok önerdiğim bir şey değil aslında molasız gelmek ama kendi kondisyonuna güvendim. Biraz da özlemişim sürmeyi. Motosiklet de çok seri bir şekilde gidiyormuş. Motosikletin neredeyse rodajını yapmış oldum. Pazartesi günü Antalya'daki Honda Bayi'ne gidip rodajını yapıp oradan da Toros'a doğru devam edeceğim. Şundan da bahsetmek istiyorum. Buraya geldim. Bir sürü arkadaş da burada beni ziyaret ediyor. Gene gelenler oldu sağ olsunlar. Herkes kitap soruyor. Kitabı yanımda taşıyamadım videoda dediğim gibi. Fakat şöyle bir güzel bir gelişme oldu. Antalya'daki Duka Karavan, yani Başoğlu'nun Antalya bayisi dedi ki Erkin biz senin kitaplarına bulundurmak istiyoruz. Burada insanları dağıtmak istiyoruz. Burada insanları satmak istiyoruz. Sana destek olmak istiyoruz dediler. Sağ olsunlar. Benim de niyetim aslında Türkiye'nin bir sürü farklı yerinde bu kitaplardan belki 20'şer 30 tane insanların alıp hani motosiklet mağazası olur, kitap evi olur ya da karavan markası olur, outdoor olur bir sürü yerde bulunması aslında ve buralarda ne kadar çok insana ulaştırabilirsem o kadar iyi olur. Çünkü dediğim gibi kitaptan 1500 adet bastırdım. Bu şu anlamda benim için çok önemli. Kitapta mutlaka eksikler vardır. Hani 1500 kişinin aslında kitabı kontrol etmesi anlamına da geliyor bir yandan ve ikinci baskıda da çok daha güzel bir şekilde işte bazı eksiklerin ben de farkındayım. Onları da giderip hatta kitap tamamlandıktan sonra İngilizcesine de çevirip belki öyle enteresan şeyler yapmak aklım var. Ne kadar erken biterse bana da maddi olarak da o kadar desteği olacak tabii ki ve tekrar yeniden yola çıkabilmek için de yine bir güç olmuş olacak bana. Duka Karavan'da teşekkür ederim. Bu bir örnek temsil eder. Umarım bir sürü şehirde bir sürü arkadaş da oralardan da satın alabilecek. Ve çok hasta bir şey de göstereyim. Bir sürü insan soracaktır. Afrika TV'nin de hala bende. Bunun niye bende olduğunu sonbaharda söyleyeceğim. Onunla ilgili başka planlarım da var hala. XADV'yi de tahmin ettiğimden çok daha farklı bir motosiklet olarak buldum. Çok detaylı bir incelemesini çekeceğim. Ama şunu söyleyeyim en azından. Gerçekten her motosiklette bu fırtınalı ve yağmurlu havada ne kadar kondisyonum iyi olursa olsun molasız gelmek çok mümkün olmazdı. Beni şaşırttı. İyi anlamda şaşırttı gerçekten. Gayet güzel bir performans sergiledik ikimiz de. Tabii biraz motosikletten de bahsetmem lazım. Hani 800 km durmadan geldim dedim ama nasıl geldim? Fırtınalı ve yağmurlu bir gündü. Bir defa 4 farklı sürüş modu var. Hani yağmur modu çok işime yaradı. Onu söyleyeyim. Sonra serisi sert diyen arkadaşlar vardı. Ya benim kondisyonum çok iyi. O yüzden yapacağım yorumlar çok sağlıklı olmaz ama bir önceki modele göre serisi birazcık daha değiştirilmiş. Özellikle yere biraz daha ayaklarınız kolay basabiliyor. Dediğim gibi molası 800 km kullanabildiğime göre kondisyonu iyi olan arkadaşlar için problem olmaz gibi geliyor. Üzerindeki lastiklerle arazide nasıl bir performans sergileyecek bilmiyorum. Fakat ya bu motosiklet genel olarak hem şehir içi kullanıma uygun. Yani çok amaçlı. Joker gibi motosiklet hani sınıflandırmak biraz zor gerçekten. İşte kullandığım Afrika'da da öyleydi. Bunda da öyle. Çok başarılı bir DCS sistemi var. İşte akıllı anahtar sistemi çok iyi. Çok basit menüleri. Şuradan da göstereyim. Çalıştırması da çok güzel bir ekranı var. 5 inç ekranı var. Çok okunabilir bir ekranı var. İşte şurada 4.4 litre bütün yol boyunca gözüküyor. 860 km yol yapmışım. Bayağı da iyi yol yaptım gerçekten bir günde. İşte camının ayarı olsun, keskin hatları olsun. Çok enteresan motosiklet. Yani ben daha önceki modeli çok fazla kullanmamıştım. Çok ilgimi çekmiyordu ama meğersem çok atak bir motosikletmiş. İşte deposunun yerini de göstereyim. Çok basit şu şekilde. 13.2 litre yanlış hatırlamıyorsam deposu. İşte 4.4 litre yaktım. Hani bana göre menzili neredeyse 300 km'lik bir menzili var. Bu Honda'nın verilerine göre şu anda rodajda belki ondan da dolayı 4 litre indirilebilir. Yani 350 km'ye kadar çıkartılabilir. Yani kullanımı çok pratik, çok kıvrak ama bir yandan da çok atak. İlk kalkışı gerçekten çok atak, çok güçlü. Bakalım en azından stabilize yollarda nasıl olacak. Onu da merak ediyorum.
Motorda neler değiştirilmiş onları da söylemem lazım. Mesela vites aralıklarına kadar bayağı bir şey değiştirilmiş motosiklette. Daha hafifletilmiş. Motor gücü daha fazla. Çok enteresan motosiklet. Biraz daha kullanayım. Çok detaylı bir inceleme çekeceğim. Şimdilik çok az süre göstereyim sadece. Karavan videoları maalesef motorlardan daha çok izleniyor. Keşke motosiklet videoları da biraz daha fazla izlense. Yani arkadaşlarınıza, Facebook gruplarınıza falan videoları paylaşırsanız çok mutlu olurum. Böyle şimdi diyeceklerim bunlar. Toroslar rotasıyla ilgili şunu söyleyeceğim. Tabii ki çok kalabalık gezmeyi sevmiyorum. Instagram'dan da çok yazmak istemiyorum. Benim olayım birinci önceliğim YouTube. Hele YouTube'da da 5 liralık bu sembolik üyeliğe aşağı yukarı 205 arkadaşım katılmış. Çok teşekkür ederim. Katılım gayet iyi. Ve nerede olduğumu ağırlıklı olarak öncelikle onlara söylüyorum. Ki yol üzerine çünkü herkese bu pandemi döneminde ulaşma fırsatım olmuyor. Daha kontrollü oluyor orada yaptıklarımız. Aynı zamanda üyelerle de pazar günü 18'de canlı yayın yapıyoruz. Bu pazar günü de yani bu videonun yayınlandığı gün, şimdi cumartesi çekiyorum, pazar sabahı yayınladığımda yani pazar akşamüstü de Karadeniz turunu beraber yaptım. Fatih'le beraber macera rotaları ilgili güzel bir sohbet yapacağız. Belki birkaç arkadaş daha da katılabilir canlı yayına. Bu üyelerle ilgili yaptığımız muhabbet dediğim gibi bilgi içermiyor. Üyelerle goy goy yapıyoruz aslında. İnsanlar bize merak ettiği şeyleri soruyor, özel hayatlarını soruyor. Hatta şöyle enteresan bir şey de oldu. Belki biraz fazla özel hayattan ve argodan bahsetmiş olabiliriz. İlk defa geçen hafta canlı yayına, Tamer'le yaptığımız canlı yayına telif yedik. Hangi cümleden neden dolayı yediğimizi bilmiyorum. Belki benim yaptığım bir iki espri olmuştu özel hayatımla ilgili. Belki ondan dolayı bir arkadaş şikayet etmiş olabilir. Sağlık olsun, hakkıdır diyelim. Biz de biraz daha dikkat edelim bu canlı yayınlara. Hani kendi içimizde kapalı grup bile olsa insanlar eşiyle çocuğuyla izliyor olabilir. Ben hep diyorum eleştirilerden zaten ders alan birisiyim. Fakat Tamer'le yaptığımız canlı yayın bu yüzden kaldırılmış. Yani öyle bir kötü bir talihsizlik oldu. Halbuki üyeler canlı yayını takip edemese bile ilerleyen dönemlerde bunu izleyebiliyordu. Bakalım. Soru ve önerinizi hem kitap için hem canlı yayınlar, üye grubuyla ilgili hepsini bekliyorum. Şu seçenek de olabilir. Bunu da herkese açık açık sorayım. Hani biz üyelerle yaptığımız bu kapalı yayınlarda bilgi içerikli olmadığı için sadece üyelere özel yapıyoruz. Ama bilgi içeren konukları aldığımda da bu canlı yayınları herkese özel başka bir seride yapabilirim. Bu konuda da fikir ve önerinizi bekliyorum açıkçası. Adasan'a sevgiler, saygılar. Muhtemelen XADV ile Toroslar ağırlıklı 2 hafta güzel bir rota yapacağım. Umarım da oradan da güzel bir inceleme videosu gelecek.